Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Firde Cenneti'ne kimler girecek? Sekiz cennet var. Bunların her birinin ayrı isimleri var. Bunların biri de Firdevs Cenneti. Hadis-i Şerif okuyorum. Buraya Aleyhisselam Hazretleri İza seyeltimullâhe Teala Allah Teala'dan bir şey istediğiniz zaman feselühü firdevse Allah Teala'dan firde cenneti isteyin buyuruyor. Fe sirül cennet o firde cennetinin en eftali en alası odur buyuruyor. Konumuz inşallah bugün Müminin Suresinin ilk başındaki 10 ayeti kerime. İşte bu ayet ama denk eden ki inşallah Teala şöyle cennetine girecek. Allah Teala buyuruyor bizlere Es-Seyyidi Billah Bismillahirrahmanirrahim Kad eflehal müminun Kad efleha kesinlikle felaha dahil oldu. Efleha fil mazidir ifal babından bunun baştaki hemzesi de duhul işindir Yani giriş anlamına geliyor. Kadı kelimesi de fiili mazinin önüne gelince kesin anlamına geliyor. Kad eflaha kesinlikle felaha dahil oldu, felaha kavuştu. Kimler? El müminün şu müminler. Burada lam-ı tarif var ki bu da ahdi harici işindir. Yani ileride vasfı gelecek olan müminler bunlar felaha kavuştular. Allah Teala cenneti yarattığı zaman Hadis-i hadis-i tabarından Gülü Aleyhisselam Hazretleri Lema halakal cennete adnin. Allah Teala adin cennetini yarattığı zaman halaka fiha. Allah cennete yarattı. Ma la re'et. Gözlerin görmediği güzellikler. Ve la semiat. Kulakların duymadığı güzel sesler. Ve la hatırla kalbi Ve insanların beşlerin kalbine hayaline gelmeyen güzellikler. Sümme kale leha. Allah-u Teala sonra o cennete buyurdu. Tekellemi konuş dedi. Yani Rabbim cennete konum bitirini verdi. Fekalet cennetin ilk sözü şu oldu. Kad eflal müminun üç sefer bunu söyledi. Gerçek müminler onlar kesinlikle felak kavuşacaklar. İşte felak kavuşacak olan müminler. Ve bunlar Allah'ın inşallahı teala en üstün cennet olan Hüdevs'in adalı olan müminler kimlerdir? El müminindeki lam ahde harici yani henüz daha vasıfları geçmeyen müminler. Bu müminlerin vasıfları yani bu müminlerin özellikleri nelerdir? Onlara bakalım ayet-i kerime ile. Önüşünü şunu belirtelim. eflaha felah dahil oldu. Felahı buldu. Yani kurtuluşa erdi anlamına gelebiliyor. Fakat yalnızca kurtulmak da buna felah denmiyor. Felah şu anlama geliyor. Bir kişi korktuklarından kurtulup sonra isteklerine kavuşursa o zaman bu kişi felah kavuşmuş oluyor. Örneğin dünyada mesela Allah korusun bir ülkeye düşman saldırmış. İşgale başlamış düşman. Oradan kaçan muhacirler, göçmenler tabi çok az bir eşyasını yani alabilir. Canını oradan belki kaçıp kurtulabilir. Ama kaçtığı yerde tabi orada bir göçmen oldu gittiği yerde. Orada zahmet çekiyor. Düşmandan kurtuldu ama felaha kavuşmadı yine. Yine bunun gibi Allah korusun bir büyük deprem olsa, kişiye enkazdan çıkıp kurtulsa evet kurtulduğu şey eriyor ama felaha kavuşmuyor. Nedir felaha? E, Tabi en büyük felah şudur. Bir kimse ahiret aleminde cehennemden kurtuldu da inşallah taala cennete girerse işte gerçek fela budur. Sekiz cennet var. Bundan da en üstünü, en eftali de Şüdev cenneti. Şimdi buna bakalım inşallah kimler girecek. Öncelikle baştaki ilk koşul nedir? İmandır. Şu Mevla buyuruyor. El müminin buyuruyor Mevla'nın Demek ki Allah korusun bir kimsenin inancı olmazsa, imanı olmazsa yani. Ya da inancında bir sapıklık, yanlışlık, dalalet olursa o kişinin ne kadar ameli olsa da iyi ahlakı olsa da eli açık olsa da insanla yarar olsa da ama cennete giremez çünkü yani. Çünkü ilk koşul, ilk şart temel budur. Önce iman şarttır. İmanın tabi dereceleri vardır. İmanın da güçlenmesi, kuvvetlenmesi gerekiyor. Bu da nasıl olur? İşte Mevlam buyuruyor. اَلَّذ۪ينَهُمْ işte o gerçek müminler. Yani imanları kuvvetli olan, kâmil olan gerçek müminler. Bazı kişiler imanın kuvvetlenmesi deyince belki bunu yanlış algılayabilirler. Yani iman imandır derler. Evet bir açıdan doğru haklı onlarda. İmanın şartları belirlidir. Önce Allah'ın varlığına ve bir imandır. Ancak bu Allah'a inanç meselesi öyle bir duruma gelmeli ki kul her an her yerde Allah Teala hatırlamalı. Öyle Allah Celle Celalühü Allah Teala Rabbül Alemindir yaratan odur, rezak odur. Allah Teala her an her şeyi görüyor, biliyor, gözetliyor, denetliyor. Allah her şey egemin altındadır. İşte imanı kuvvetlenmesi budur. İmanı zayıf olan kişi o zayıf inancı ile namazı kılsa, hacı da gitse, Arafat'ta vakfeye dursa, imanı zayıf olunca Allah Teala unutur. Allah'tan gafil olur. Şimdi önce iman şarttır cihete girmek için. İmanın tabi kuvvetlenmesi gerekiyor. Güçlenmesi gerekiyor. Buna da mümini kamil. Olgun mümin deniyor bunlara da. Bunların ne gibi özellikleri vardır? hüm <laughs> İşte o gerçek müminler fi salatihim namazlarında haşiun huşu edicilerdir. İşte imanımız acaba gerçekten kuvvetli mi? İmanımız güçlü mü? Bizler Allah katında gerçek müminler miyiz? Yani mümini kamil miyiz? Anlamamız için bu ayet-i bakalım. Sonra kendimizi bununla bir kıyaslayalım bakalım. Karşılaştırma kendimizi bakalım bununla. Demek ki müminlerin, gerçek müminlerin birinin özelliği şudur. Bunlar namazlarını huşu ile kılarlar. Huşu nedir? Huşu haşyetten. Gelir ki bir korku anlamına da gelir. Bir kişi Allah-u Teala'yı bildiği ölçüde Allah'tan korkar. Bu korkuya hafül azameh Allah'ın azametinden korkunma denir. İşte bu korkuda kul Allah'a isyan edemez o duruma gelir. Konuşurken Allah'tan gafil olmadığı için Allah'tan korktuğu için konuşurken kesinlikle yalan söyleyemez. Gıybet yapamaz. Yalan yere şahitlik yapamaz, hele kesinlikle yalan yere yemin edemez bu kişi. Yalnız olduğu zamanlarda bile gözünü haramdan sakındır, kulağını kötü sözden sakındır, kulağıyla sürekli müzik dinlemez kişi, Allah'ta utanır korkar bu kişi. İşte budur megelen kişi ne yapar? Namaz kılarken de Allah huzurunda olduğunun bilinciyle hareket eder ki şöyle ki evet ben Allah'ı göremiyorsam da Allah bizi öyle yaratmış çünkü. Yani insanlar kendilerini yaratmadılar. Yine insan denen varlık bizler yeteneklerimizi kendimiz belirlemedik. Yani görme, işitme, güç, kuvvet gibi çok yeteneklerimizi biz kendimizi belirlemedik. Hatta akıl bile bizim belirlemize bağlı dedik akıl bile. O kadar büyük zenginler var ki öyle makam mevkim sahipleri var ki çoğu çocuğu geri olabiliyor. Olabiliyor. demek ki bu maddeyle de olmuyor bunlar. böyle. Yani akıl da veren Rabbim. Her yetenekler Allah'ın verdiği lütuf bir insanlara. Bunun için insan denen varlık ne yapacak? Kul bilecek ki benim Rabbim var. O Rabbim Rabbül Alemin'dir. Her şeyi gören, her şeyi bilen, hücrelerimizi tek tek yaratan, yöneten, yönlendir Allah Celle Can'dır. Her madde, varlıklar, bugün yıldızlar bile hepsi atomu oluşuyor. Gazan atom oluşuyor. Böyle. İşte atomu da yaratan, atomlara belli bir yeteneği veren de yine Allah Teala'dır. O bizim Rabbi Mevlamızdır böylece. Kişi bu inançla imanı kuvvetlenince tabi ne yapar? Namazdayken iken de bilir ki içimizi de dışımızı da aklımızdan geçenleri de hayalimizdeki o görünmeyen olayları da Allah hepsi bunların görüyor, biliyor muhteremler. Bu durumda kişi ne olur? Namazını huşu ile kılar. Allah'tan korkar. Hayal eder. Utanır namaz eken. Yani aklına onu bunu getiremez. Sağa sağa gözüne bakamaz. Ve bir de bunun bir örneği de bu huşu hem kalben, ruhan hem de beden olması gerekiyor bunun. Bedenen de kişi sağa soluna kaşınmaz, önüne altına bakınmaz, öyle başını öne eğer, kıbleye yönelir, elini bağlar, Allah huzurunda olduğunun birincini erer, kul birik Allah kendini gözetiyor anda. İşte eğer bizler, eğer bizler bu şekilde değilse bile hiç olmazsa buna yakın bir şekilde namaz kılabiliyorsak Elhamdülillah namazımızı huşu ile kılmış oluyoruz ve bizler o zaman elhamdülillah gerçek müminler sınıfına dahil olmuş oluyoruz. Demek ki gerçek mümin imanın nedir? Dıştaki ilk belirtisi alameti namazı huşu ile kılmak. E bir kişi efendim benden müminim diye iddia eder. Doğrudur inşallah. Ben de şöyle Müslümanım, ben de böyle Müslümanım der. İşte imanın kuvveti der, şöyle bunu der. Ama alnı secdeye varmayan kişi de var. O kişi ne yapıyor? O kişi acıma gerekiyor. Zavallı kendi kendine ağlatıyor. Çünkü Allah Teala bak bize buyuruyor böyle. Kad eflal müminun işte o gerçek müminler onlar felaha kavuştu. Onlar kurtuluşa erdi. Onlar cennete, firdevse girecekler. Gerçek müminler. Peki kimler bunlar acaba? Tabi bunların bir belirtisi olması gerekiyor. Kimler bunlar? Bunlar nedir özellikleri? İlk özelliği bunların ellezinehum fi salatihim hasiun. Bunlar namazlarını huşu ile kılarlar, huşu ile. Allah korkusu ile. Allah'a saygı ile Allah saygı ile Allah'tan hayal ede utanarak Allah diye el bağlarlar, kıble yönelirler, akıllar da gönülleri de Mevla ile olur. Çünkü Mevla bizim her şeyimizi görüyor, biliyor, denetliyor. Bedensel olarak da huzura geçerler. Yani kaşınmazlar, eşilmezler, tepilmezler, hareket etmezler. Öyle sanki mahşerinde Allah huzurunda hesaba çekilmeye bekler gibi namazlarını kılarlar. İnşallah Teala namazda bu şekilde kılabilsek, böyle kılmaya özensek, elimize gelince uğraşsak, inşallah ta'ala bizler de o güzelin firde cennetine aday olmuş oluruz. Demek ki namaz kılmayan kardeşlerimiz kendilerini alıtıp da sonra eyvah demesinler o kabre girince. Yani insan kendini zorlasın namaz kılmaya. Namaz kılanlarımız da kendimizi zorlayalım namazımızı huşu ile kılmaya. Yani gönül Allah ile ruh Allah ile beden Allah ile olması gerekiyor. Namazda namazı şerle uğraşmamaya gayret edelim inşallah. Bu müminlerin birinci özelliği bu. İkinci özelliğine bakalım. Velledînühüm anil-lâghi müridûn. Bunlar lavyattan da kaçınırlar. Lavyattan da kaçınırlar. Kimler gerçek müminler ki namazı huşu ile bak. var. Demek ki bir Müslüman, bir mümin eğer namazını huş kılabiliyorsa namazdayken namazda olduğu bilincinde olarak Allah huzurunda olduğunu düşünerek, tefekkür ederek Allah'tan haya ederek utanarak Mevlamız'dan kendine aklına baş bir getirmeden namazını kişi huzurla kılabiliyorsa bunlar ne yaparlar? Lahviyattan da kaçınırlar. İyiraz, şöyle arka dönüp de arka arkaya kaçmak şöylece. Yani uzaklaşmak laviyata. Ney lafiyat? Bir işlerin olması, ilgi olması, boşa çıkarılması. Bu anlamaya geliyor. Ki, tabii başta günahlar da buna geliyor. İşte bu müminler, öncelikle günahlardan çok ama çok kaçınırlar sakındırlar günahlardan. Bir şey günah mı, haram mı ondan çok ama çok sakınırlar. Çünkü namaz Allah'ın emri olduğu gibi haramdan kaçınmak o da Allah'ın emridir değerli Namaz kılmak farz olduğu gibi içki içmemekte farz. Başını örtmek de farz. Faiz almamak, yememek de farz. Kur'an oynamamak da farz. Tabi bu arada gıybet yapmamak bu da farz tabi. Bunun dışında lagıbın bir anlamı daha var ki boş yararsız şeyler anlamına gelir lagıbiyat. Boş yararsız yani insan ne dünyasına bir yararı var ne artı yararı var. Boş sözler, boş hareketler, boş gezinmeler, boş harcanan vakitler, tükenen ömürler bunlar da lavete giriyorlar. Tefsiri Kebir'de bu lavet konusu şöyle bir ibare var Tefsiri Kebir'de. Ben layif alehu gerçek mümin işte o laviyatı yapmaması lazım gelir diyor. Ömrünü boşa harcamaması yani o anda günah bile olmasa ömrü boşa harcamama. Bir ata sözümüz vardır. Hazıra dağlar dayanmaz derler. Hazıra dağlar dayanmaz derler. Yani bir insanın hiçbir yerden geliri olmayıp da e, cebindeki bir 5 beş kuruşuna görmesi o anlamına geliyor. Çünkü tükenir. Sana gelir olmazsa bizim dünyadaki en büyük nedir sermayemiz? Ömrümüz, ömür. Ömür, yaşamımız. Zaten. Ama e, sınırlı ama yaşamız böyle. Hayata atılışımız, dünya gelişimiz ve ölümümüz arasındaki bir yaşam. E, dünyaya gelmek elimizde olmadığı gibi dünyadan çekip gitmek yani ölmek o da elimizde tabi değil. Yani bizim seçeneğimiz bu hiç bunda yok. Ben şimdi ölmek istemiyorum, işte kış istemiyorum, işte yaza maza falan diye mi Ölüm kışında gelebiliyor, gecesi gelebiliyor, bayram sabahı da gelebiliyor, yolda gelebiliyor, yerde gelebiliyor. Gerçekten aciz varlıklarız. Daha doğrusu bir atom yığını oluşan bir görüntüleriz. Yunus Emre bir güzel bir sözü var. Çok hoşuma gidiyor. Ete, kemiğe büründüm. Yunus diye göründüm böyle yanımda. Tabii ruhlar önce yaratılmıştır. Bir de ruh dünyaya gelse görünemeyiz burada. Bizi göremezler insanlar. İnsan ne oluyor orada? Bakını değil mi? Ete, kemiğe büründük. Atom topuz atom iken hücre olduk. Hücreler işte böyle bir organ şeklini aldı bunlar bir ambalajlandık, deriyle ambalajlandık. Hele şu deri ambalajı bir sırılsa insana korkar bir korkar Ya bırakın yaşamı da insan korkar böylece. Kişi en sevdiğinden kaçar. Şu deri ambalajı olmasa böylece. İnsan denen varlığı gösteren şu deri ambalar mı? Derinin rengi, derinin güzelliği. Bunu da insana gösteren bunlar böylece. Demek ki en büyük samayemiz bizim ömür. Ömür nedir? Hazır sermayemiz yani. Başka bir ömrümüze bir gelir yok ama. Yani bu ezelde belirlenmiş, takdir olmuştur bizim yaşam sürecimiz dünyadaki. Bu nedir? Hazır bir cemizdeki para gibidir. Başka gelirimiz yok. İşte bize bu ömür sermayemiz ile ki dünyada kalış müddetimizdir. Burada ne kazanırsak bir alemdeki yaşantımız buna bağımlı olacak. Buna orantılı olacak. Bu. Yani şu halde gerçekten ömür semayemizin her nefesimiz her nefesimiz bir bir altın külçe gibi olması gerekiyor. Her nefesimiz bir altın külçe gibi. Ki bedenden ömrümüzden hep eksiği geçiyor bunlar. Dışarı çıkıyor bunlar. E, tabii kalan da bilemiyoruz. Yani cebimize sokup paramızın değerini bilemiyoruz, kalan da bilemiyoruz. Bunun için demek ki gerçek müminler özellikle namazını huşu ile kılanlar. Çünkü bir insan namazını huşu ile kıldığı zaman o kişi muhakkak, kesinlikle namazdan bir şey alır muhtemelen. Alır böyle. Yani namazdan bir ruhsal zevk alır, bir feyiz alır, bir tak alır, ruhunda bir gelişme olur gönlüne bir açımı, huzur, rahatlama olur. Bir tad kişi. Tabi bu olan kişi ne yapar? Elhamdülillah o halini koruması için namaz dışında da boş şeylerle uğraşamaz. Evet. Tefsir Kerüşü'yle buyuruyor. Yen layef alehu gerçek mümin böyle bir labiyatta bulunamaz. Ömrünü boşa harcayamaz. Günah bile olmasa ön boşa harcayamaz. Ve la bihi ve bunun yapılmasına razı olamaz. Ve la yukhaltu men yi'itihi onu yapanlara kişi karışamaz. Yani sazdan, cazdan, gıybetten, yalandan, boş sözlerden de kaçınır kişi böylece. Üçüncü özellikleri de vellezinehum lizzekati fa'ilun. Bunlar zekatlarında verirler. Failün yani yapıcılardır. Zekatlarının da hakkıyla e, vakti gelince yerine ulaştırırlar, verirler zekatlarını da. Zekat nedir? Mali ibadet, parasal ibadet. Burada iki ibadet türü geçiyor. Biri namaz, bir de zekat burada geçiyor. Namaz nedir? Namaz bedensel ibadet. Bir insan ne kadar zengin de olsa, medya patronu da olsa, holding sahibi de olsa, en yüksek makamlarda kişi ot makamda kişi otursa bile ne yapacak? Namazını mutlaka kendi kendine kılması gerekiyor. Efendim işte sekreterim kılsın, şu kılsın, vekilim kılsın, parasını bağış vereyim. Allah bunu kabul etmiyor. Etmiyor. İster medya patronu ol, holding sahibi ol, ister en yüksek makamlarda otur, kişi ne yapacak? Kalkacak, abdesini alacak, kıbleye yönelecek, namazını zati kendisi kılacak. Kılar. Bu da değil İkincisi zekat. Bu da parasal ibadet. Öyle kişi vardır ki, ki e, namaz kılma üşenmez ama cebinden çıkarıp para kola kola veremez, buna kıyamaz böylece. İşte ikisi bir araya geldi mi, İnsan her namazını kendi kıldı mı, zekatını verdi mi, hem bedensel hem parasal ibadet yapmış oluyor. Tabi haç da buna görüyor. Hem bedensel hem parayla olan. Oruçta o da bedense ibadet buna giriyor. Vellezinehum li furucihim hafizun. Bir de bunların özelliklerin bir de şu. Bunlar da edep yerlerini korurlar, muhafaza ederler. Edep yerlerini korurlar. Yani her türlü fuhşiyattan, zinanın her çeşidinden bunlar kendilerini çok güzel korurlar bu. Tabi zinanın e, göz zinası var. Zaten zina olayı önce gözle başlar. Kişi gözüyle bakmaya başladı mı ister erkek olsun ister hanım olsun. Erkek kadınlara kadın erkeklere bak, gözüyle bakmaya başladı mı tabi herkesin bir hoşuna gittiği Bir tip vardır, türü vardır. Herkesin başka bir beklentileri vardır kişi evli bile olsa, erkek olsun, hanım olsun, eşinde bulamadığı bazı beklentilerini karşılıkinde belki de görebilir. Onlara işte bir imrenme gıptı edebilir kişi bunlara karşı. Bunun için zina gözle başlar. Öncelikle gözleri haramdan korumak. Sonra dinlemek, Kulakla devamlı işte kadın sözünü, erkek sözünü dinlemek. Sonra tabii konuşmak. E, konuşurken de gerçekten yani bu bir realitedir. Yani hayatta olan bir gerçektir bu. Bir erkek hanımla konuştuğu gibi diğeri kadınlarla konuşmaktır. Bir evinde hanımla konuşurken Bazen kızır olabilir, sert konuşabilir, kalp kırıcı olabilir, pek her şeye gözetmez hanımla konuşurken. Ama böyle bir erkek yabancı bir hanımla konuşurken daha nazik olur, daha başka olur böylece. Tabii kadına da bu şekilde, kadına bu şekilde bir kadınla eşiyle konuşurken kızabilir, onu tersleyebilir, sinirlenebilir, yapabilir ama başta erkeklerle konuşurken daha uysal bir tatlı bir dil kullanmaya çalışır. Özellikle birbirine bir hoşlanma bir şey varsa böyle alabilir. Nedir bunlar? Hep bunlar işte zinanın altyapıları bunlar bunlar. Böylece. Bu iş allah Teala bizlere buyuruyor. İsa suresinde Bismillahirrahmanirrahim. Vela takrabu zina bakınız o güzel Mevlamız bizi ateşten korumak için bize böyle buyuruyor. Ve la zina zinaya yaklaşmayınız. Yani gözle, dille konuşarak hele bir de el sıkışmak falan oldu mu el ele değdi mi tabi daha fazla tehlike büyümüş olur. E günümüz koşulan bunları kim uygular bunları acaba? Biz tabi bunu ölçüsünü veremeyiz. Bilemiyor. Her insan önce kendi kendine ateşten koruma çalışması gerekiyor. Bu vardı böyle. Evet. Gerçi çağlar değişiyor deniyor. uzay çağı deniyor efendim. Bilgisayar çağı deniyor. İnsanlar kendi kendilerine iş ortaya atıyorlar. Aslında değişen nedir ki böyle? Dünyanın dönüşümü değişti? Güneş mi? Yer göklerim mi değişti? Ne değişti ki böyle şey? Ya da insanlar ölüme bir çare mi buluyor insanlar? Evet, uzaya çıkıyorlar. Belki daha yukarı çıkacaklar, ileri gidecekler. Ama ölüme çare bulunamıyor ki, yaşlanmaya çare bulunamıyor ki, hastalıklar önlenemiyor ki, bu kadar koruyucu, tedavi koruyucu hekimliği var. Bu kadar koruyucu hekimler çalıştığı halde hastalıklar hızla yayılıyor. Yayılıyor. Yani hastalanma da önlenemiyor diş çürümesi önlenemiyor. Tamam Gözlerin zayıflaması önlenemiyor. Saçların ağarması önlenemiyor. İnsanların yaşlanması önlenemiyor. Ölüme çare bulma. Zaten aramıyorlar bile bunu böyle. Aramıyorlar bunu. O halde değişen nedir ki muhtemelenler? Kefer mi değişti? Be? Tabut mu değişti yani? Mezar mı değişti ki? Hangisi değişti ki? Ben? Bundan bin sene yaşayan insanlar onlar hani bizim gibi onlar da öldüler. Onlar da yıkandılar. Bir kefene sarıldılar. Tabuta bindirilip o mezara götürdüler. Günümüz koşullarında aynı şeyine ne devam ediyor? Ediyor. Evet. Bazı kişiler için alkışlar oluyor. Çelenkler oluyor. Yakalan resimler konuyor. Yani Hristiyanlığın bir uygulaması Türkiye'de böyle bir gündeme getiriliyor. Ya yani olarak bunlar, amaçlı olarak bunlar böyle yapıyor bunlar. Bir Hristiyanlaştırma şeyleri yapmaya çalışılıyor. Görkenin bir şey yapmaya çalışıyorlar ama sonuçta ne oluyor? O sevdikleri kişiyi mezara götürüyorlar. Üzerine toprak atıyorlar. Herkes dönüp evine, işine, yuvasına gidiyor. O kişinin başına kalıyor mezarında. Bu için Allah için aldanmayalım. Yani çağdaşık, mağdaşık, masalına aldanmayalım kardeşlerim. Evet, teknolojiye yararlanalım. Ona fayda alamadan nimetlerine yararlanalım inşallah. Ama ölümü göz ardı etmeyelim. Muhtemelen. Bir mahşer günü var, onu unutmayalım inşallah. İşte Mevlam buyuruyor, gerçek müminler özelliği bir de budur. vel li hafizun. Bunlar edep korurlar. Yani kendi bunu her çeşidinden korurlar. Peki ama insanlar bir nefis var. Nefsinde en güçlü bir kökeni vardır ki duygusu vardır. Bu da nedir? Şehvettir böyle. Bu şehvet iki olur. Bir yeme içme iştahı şehveti tabi cinsel istek deniyor. Ya e Allah bize bunu vermiş insanlara, erkeğe, kadına Allah bunu vermiş. Bir cinsel istek vardır. Bu ne olacak? İşte Mevlam buyuruyor. İlla la ezvacihim ancak kişiler nikahlı zevçleriyle zevceleriyle bunda haram günü olmuyor bunda. İşte Allah her şeyi Mevlam bir şeyinde helalle vermiştir. Mesela bir insan yolda giderken e, şöyle diyelim ki bir dönerci hemen dükkanın dış kapısına yakın bir yerde bir yerde döneri döndürüyor. Mis gibi kokuyor. Ya da köfte ızgarada kızarıyor. Balık ızgarada kızarıyor. Yani böyle kokulu çekici şeylerden örnek vermek istiyorum. O anda kişinin belki maddi durumu zayıf olabilir. Karnı aç olabilir. Evet. Şu bakar, dönerden ister canı. Köfte canı ister. Ya da bir pastaneden geçerken gördür süslü renkli pasta kişi canı isteyebilir. Ama ne yapar? Değil mi? Meşru olmadığı için kendisi onları alamaz onlardan. Yani alayım, çalayım, zorlaştırma yapayım derse olur mu? Olmaz. Bunun gibi insan tabii bir erkek gördüğü bir kız hoşuna gidebilir kadın. E, kadın da erkek hoşuna gidebilir. Ama ne gerekiyor burada? Meşruiyet çizgisi. Meşruiyet çizgisi. Allah'ın çizdiği bir çizgi var. Burada. Meşruiyet nedir bu da? Bu cinsel meselede nikah, evlilik yolu. Yani. Evlilik bunda vardır. Eyma meleket, eymanühüm ya da kişi milik yemini ki yani bu eskiden vardı köy döneminde, bugünümüz yoktur. Feynnehüm işte onlar. Onlar. Yani bir kişinin nikahlı eşiyle, kadının kocasıyla, erkenin zevcesiyle, hanımıyla her türlü işte bulunmalı nedir? Gayru melumin. Bunlar da kesinlikle levm, kınama, ayıplama yoktur Mevlam buyuruyor. Bir eşler, çiftler, nikahlı eşler tabii kendi aralarında konuşmalarında, gülüşmelerinde, sevişmelerinde, yat, yatmalarında, her türlü hallerinde bunlar, isim yapabilirler bunlar. Bunda kesinlikle bir kınama bunda yoktur. Gayrı melumin Yani eğer bir kişi böyle bir aileyi kınarsa, işte ki hanımın çok düşkün, ya filan kadar çok seviyor, işte şöyle böyle yapıyorlar diye kınarsa, kınayan kişi burada günaha girer muhtemelen böyle şey. Çünkü Mevlam buyuruyor. Fe innehum gayrun melumih. Bunda levim, kınama, ayıplama bunda yoktur. Yalnız tabi istisnası olmayan bir şey yoktur tabi. Gavrem bölümünde İlla la fil hazzi ve nifasi ve döbri buyuruyor burada. Şimdi tefsirde böyle geçiyor. Bir kişi kendi hanımı ile de her şekilde hareket bulması serbestken ancak kadını adetli günlerindeyken ona yaklaşması haram oluyor. Ne gibi yaklaşması? Cinse ilişkide bulunması haram olduğu gibi Yine bir kimse hanımı adetli günlerdeyken göbek ile diz arasında faydalanması da yine haram oluyor bununla. Ve nifası böyle de nifas halindeki doğumdan sonra olan bu lohusalık döneminde yani kan geldiği sürece demek ki eşler yine bir arada yatabilirler. Yatabilirler daha açık olan birbirine sarılabilirler. Her şey bunlara serbesttir. Yalnız kadın ne yapması gerekiyor burada? arada? Adli günlerinde göbeği ile dizi arasını örtmesi gerekiyor burada. Yani kadın burada eğer kısa bir kilota yatarsa tabi dizden yukarısı erken eli de ayağa dokunabilir. Bu da dinimizde günahdır. Bu böyle. Bundan sakınmak gerekiyor. Çünkü eli de olsa eşler tabi sınırsız hürriyet yoktur böyle. Ve burada ve dübre geçiyor bir de ters ilişki. Bu da haramdır. Hadis okuyorum inşallah Ebu Davud'un rivayet adı şerif Mel'unur men eta imreten fi dübriha Bakın böyle bir Resulü Aleyhisselam'a buyuruyor. Mel'unun men. Şu kimse melundur, lanetlenmiştir. Böyle peygamber buyuruyor. Et imreten pü dübürüye. Bir kimse kadına eğer dübüründen arkadan yanaşırsa giriş ters ilişe bulunursa o kişi melundur diyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Demek ki evlilerinde bu imtihanları vardır. Kadınlar adet günlerinde kesinlikle göbek ara göbek ile diz aralarını örtmeleri. Hatta çok ince olmaması ki atayı sıcaklık geçirmemesi gerekiyor. Göbek ile diz arası. Göbeğinden yukarısı serbesttir. Dizin açısı yine serbesttir. Göbek diz arası el kemuna faydalanması haramdır tabi. Femeni bir Kim ki ararsa, talep eder, isterse vera zalike. Evlilik dışında bir kimse evlilik dışında cinsel tatmin ararsa başka bir yerden feulayke humul adun. işte onlar haddi aşır aşan kişilerdir bunlar. Mevlam buyuruyor. Femenib tegâ vera ezalike. Kim bunun verasını mağdurunun ötesinde? Yani kim ki evlilik dışında evli dışında kendini cinsen tatmin etmeye çalışırsa ki eliyle yapılan istismar da buna giriyor buna. geliyor giriyor. Demek ki erkek olsun, hanım olsun kim ki evli dışında, evli dışında, meşru nikah dışında başka bir şekilde cinsel bir tatmin ararsa bunlar haddi aşan, Allah'ın çizdiği hududu aşan zalimlerdir. Mevlam buyuruyor Gerçekten özetle günümüzde bu cinsel meselede çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bakışı allah Teala biliyor. Ki Rabbim buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde Ya'lemü Hainetel <laughs> ayyun bakınız. Ya'lemu. <laughs> allah biliyor, görüyor. Neyi? Hainetel <laughs> ayyun. Bir hain bakıyor. Allah görüyor, biliyor muhterem. böyle. Yani kişi kimse görmese böyle bir bakışı bile allah Teala biliyor. Allah kulunun şeyini biliyor muhtemelen. Bunun için bu cinselliyet meselesi özellikle şu günümüzde, şu ortamda, şu çağımızda ve en büyük bir fitne bizler için çünkü Allah'ın koyduğu bir doğal cinsel denge vardı. Nasıl ki günümüzde e, havadaki cins havadaki doğal denge bozuluyor günümüzde. Hava kirli diyoruz buna böyle. Artıklar tabii şunlar, bunlar kimyasal maddeden dolayı, fabrikadan dolayı ne Allah'ın koyduğu bir havadaki doğal denge vardır havada. Mesela karbondioksit gazı e, çoğaldı mı bunu bitkiler emiyorlar, alıyorlar. sıra bunları emip alıyorlar bunları. Bu doğal bir dengeydi bu. Fakat bu doğal denge dışında günümüzde artık da aşırı olunca ne oluyor? Tabii havadaki gaz dengesi bozulunca iklimler de bozuluyor, hava koşu da bozuluyor, hava e, havada kirleniyor, topa da kirleniyor, denize de kirleniyor muhteremler. Yani her şey Allah'ın kodeyi bir, doğal denge vardır. Bunu korumamız gerekiyor. Yani çevreyi de kirletmememiz gerekiyor. Bir de bunun başına geliyor? Cinsel doğal denge. Allah'ın koydu. Bu da nedir işte? Göz dinası, gözden kaşınmak. Kadınlarla ilişkide belli bir sınır araya mesafe koymak gerekiyor muhtemelen. Tabii e, hanımlarımız, kızlarımız İnşallah inançları, imanları vardır ama bu açı saçı gezenler de ne abi bunlar da nasıl ki arabadan çık eksoz gazı o da havayı kirletiyorsa onlar da manevi havayı kirleten bir sebep oluyorlar. Yani cinsel dengenin bozulmasında cinsel tahrik aşırı tahrik etme Kişi tabi gençler özellikle ne kadar evli de olsa e, tabi dışarıda daha farklı farklı şeyler görmek bunlara cinsel olarak bunları Allah'a uçuruma itmiş oluyor bunları bunu. İşte elimizden geldiği kadar inşallah, inşallah özen gösterelim. Hanımlarımız da inşallah örtüme inşallah özen göstersinler. Allah katında mahşerde hesapları çok zor olmasın. Yine devam ediyoruz. Yani konumuz şuydu. E, kimler şüde girecekler? Biri öncelikle imanda başta. İnançlı böyle. Ama kuvvetli bir iman. Kul Allah deyince Allah bilmesi gerekiyor muhtemelen. O Allah ki Rabbül Alemin'dir. Yani her alemi yaratan, yöneten, denetleyen, hükmeden Allah Celle yerler, gökler, her şey onun tasarrufunda, onun kontrolünde, onun kesin emri altında. Allah bu da Celal Bizdir o Mevlam yarattı. Yaratışımız da, ölümümüz de, yaşamımız da elimizde değil. Hatta şu beden bile tam manasıyla bize ait değil beden bile. Evet, benim beden deriz, gözüm benim böbreğim deriz ama Bunların da kontrolü çalışma sistemleri de bize bağlı değildir. Mesela bir sinirim sistemimiz var. Karşılayınca bakarız bir farklı bir tür gördüğümüz zamanlar gözlerin rengine bakar, şekline bakar, görüntüsüne bakar. Sonra tabii burada kokusuna bakar, el dokunu bir cevabında kontrol eder nasıl bir şey bu diye. Sonra en son noktayı ama damak koyar. Ağzına götürür bakar böyle. Bu ne de bu? Yani bilmemiz bir türde. Gerek gittiğimiz bir yemek türü olsun, başka bir meyve şey olsun, bir şey olsun. Bilmediğimiz bir türde önce gözü bir bakar. Nasıl bir şey bu? E, göz hoşlanmadı. Yani ben hiç hoşlamadım bundan der. Gözü gitti. Rengi, görünüş hoşuna gitti. E, Burunda da kokusuna bakar. Kötü koku gelmiyorsa o da kabul eder. Tamam. Bu ikinci şeyi açtı, duyu açtı. Elle bir bakar, o da hoşuna gitti. Fakat sonra damak tadı böyle. Bir ağzını götürüp bakar kişi, damak son noktaya koyar böyle. Eğer damak bunu tasvip eder, onaylarsa bunu, tamam. At adını çiğne aşağıya gitsin böyle. Fakat işte bizim irademiz, yeteneklerimiz bu kadar Damaklarına Damaktan götürürüz, o bunu kabul ederse, o bunu hemen tahlil eder, bize raporu verir, tamam der, devam der bize. Devam der, ağzımıza. Bir de çiğneme böyle. Çiğne çiğne ağzımızda. Sonradan baktık ki damakta da bunu beğenmedi, bunu geri atabiliriz. Ama yutaktan bir aşağıya geçti mi artık ona karışamadı. Bir sinir, sinir, sistemi var. Bu sistem de bir sinir sistemine bağlı o, otonom sinir sistemi bize bağlıyla, Özgür bir sinir sistemi var. de çalıştırır, salgılar yapılır, şunlar yap, bunlar yapılır, yaralar bedene çekilir. Ne işleyenler olur. İnce barsaya gider, kalan barsaya gider. Bir kısım dışarı atları bunların. Bunlar karışamıyor muhtemelen böylece. İşte yani iman deyince gerçekten bütün her alemi yöneten Allah olduğu gibi şu bedene yön, yönlendiren de yine Allah Teala Allah Teala. İşte insan böyle gerçi imana kavuşunca bu kişi ne yapar namazını huş ile kılar. Huzurla kılar namazını. Allah huzuruna olduğunu bilincini erer. Elini bağlar. Kıbleye yönelir. Sanki mahşer yerinde sorgulamak üzere bekleyen kişi hükmüne gelir. Tabi bunlar ne yaparlar bunlar? Laviyetten kaçınırlar bunlar yani haramdan, günahdan kaçındığı gibi hatta boş sözden, boş işten ömrü boşa harcamaktan da kaçınırlar bunlar. Tabii bunlara parası olarak da, maddi olarak da e, zekatlara başta olmak üzere Müslümanlara, çevrelerine yardımcı olurlar. değişikleri bunları. Bir de özellikle cinsel dengeyi korurlar muhteremler. Şimdi gelecek olan temiz bir nesil bu cinsel dengeye bağlı meşru bir aile yuvasına bağlı bu. Aksi halde nesil bozulur. Muhtemel. Nesil bozulur böyle. Hele yuvalar yıkılır. Cinsel denge bozuldu mu çok yuvalar yıkılır. Yıkılır muhtemelen. Davalı kadıncağız evinde kocam gelecek diye ona bekler. Ona yemek hazırlar. Kadıncağız onunla uğraşır. Ama eğer kocası başı hanımlarla bir arada çalışıp onlarla gülüşüp, tokalaşıp, şunla bunu yap, onlara bir gönül verdi mi, tabii hanımı ihmal eder Hatta onlara görmüş, ilişkiye girişebilir, onlar hatta eğlenmeye kalkışabilir, e, hanım zavallı çürük şunla beraber eşini beklerken eşini derler Tabi aksi de olabiliyor. Hmm. Bazen kadınlar da böyle olabiliyor. Çünkü bu cinsel denge korumak çok zordur. Böyle. Buradaki irade çok zordur bu cinsel güç şehvet ki bedene kapsadı mı o zaman akıl devre dışı kalır irade gücü tam elden çıkar Bu burada Mevlana biz özellikle Mevlana bunu buyuruyor bence. Yani ziyanen kaçırmak. Bir hadis-i okuyayım size inşallah. Hakim-i alış i Hadis-i Şerif buyuruyor Peygamber Hazretleri leyeti alen nasi zamanun bakınız leyeti yenne alen nasi zamanun insanlar üzerine ileride öyle bir zaman gelecek ki levaka hacerun bine semai ilil erdi eğer gökten bir taş yere düşse mabeka illa alem reyettin faciretin bakınız gökten bir taş düşecek olsa o taş yere düşmez mutlaka bir kötü kadına düşler. facı kadına düşler böyle. Demek ki ağır zamanda da bu olacak. Ee, ne yazık ki yoldan çıkan hanımlar, kızlar, kadınlar da çok olacaklar. Allah korusun bunlar. Tabi bu da nedir? Kıyametin bir alametidir bu da. Yine devam edilir inşallah ayet-i kerimelere. Buraya Mevlam bizlere ve lezinehüm liyemanatihim <Sessizlik> ve ahdihim Vellezinehum işte o gerçek müminler. Firdevs cennetinin adayı olan o gerçek müminler bu sayılığını yaptıktan sonra da emanetlerini gözetirler. Emanetini ahitlerine de bağlıdırlar. Onu da gözetirler. Emanetlerini ve ahitlerine. Emanet nedir? Tefsir hazende aynen şöyle buyuruyor el emanatü emanetler mayekûnü beynel abdi ve beynel teala emanette biri diyor Allah ile kul arasında olur emanetler ne gibi bu örnek görüyor? kes salati ve savmi ve sal ibadati namaz gibi oruç gibi dir ibadetleri gibi bunlar Allah'ın kuluna verdiği emanetler bunlar Rabbim bize bunları emanet olarak verdi bunları korumamız gerekiyor. Yerine getirmemiz gerekiyor bunları. Yine tefsiri kebirde şey bir adı şiir buradan naklediyor. Eûzümün <laughs> nâsi hıyaneten menlem yutimme salâte bakınız. Eûzümün nasi hıyaneten. Hıyanet açısından insanın en azamı nedir? Korkucu nedir? Mennem yutimme salâte kim ki namazını güzel tamamlamazsa, güzel yapmazsa, bunu Allah korusun en büyük haine bunlardır. Böyle burada. Bir de yine hazine devam ediyor. Ve minha ematen birisi de şudur diyor. Ma yekûnü beynel bir de kulda arasında, insan arasında olan emater vardır. Ne gibi? Örnek veriyor. Kel vedai'i ve sanayi ve esrarı buyuruyor. Vedayı güvenli em emanet mallar. Mesela bir kişi güveniyor, işte para veriyor, eşyasını veriyor. İcabında işte evime bak diyor, malıma bak diyor. Hatta kişi birey de ki mesela eşinin icabında komisini ismahlıyor böyle. Ona güveniyor. Bunlara vedaya de, vedia denir bunlara. Yani kişi verdiği emanetler bunlar ve sanayi bir de sanatta. Bir kişi bir sene bir iş veriyor, işte sipariş veriyor, ısmalama veriyor. İnşaatta da bu şekilde mesela. Kişi parasını veriyor ama şöyle isterim diyor, böyle isterim diyor. Tabi mallarıken mesela konuşuyorlar, şöyle mi olacak bunlar diyor. Nedir bunlar? He bunlar emanetler bunlar. Ve esrarı bir de bir insan diğer Müslüman kardeşine bir sırrını söylüyor ama bunu sakın kimse söyleme diyor. Bunu saklamak da şart, emanet bu Bunu saklama şarttır. Hatta bakın hadis-i şerif var. Tirmizi, Ebu Davud ikisinde birden hadis-i şerif var. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri İdda haddese rejülü bir hadisin. Bir kimse bir söz söyledi, konuştu. Sizin be ondan sonra iltefete sonra bir sağa sona baktı. Yani birine bir şey söyledi ya da konuşmadan önce önceki bir sağa baktı sonra konuştu. Fehiye emanetün. Bu da emanetir bu böylece. Yani bu kişi ne yapmak istiyor? Sağa sola bakınca acaba gören var mı? Dinleyen var mı? Diye böyle diye. Sonra konuşuyor. ve hatta hemen konuştuğu farkı varmadan hemen etrafa bakında acaba bir kişi duydu mu derden bunu. Bu da nedir? Emanetün. eman bakın bu da. Yani bunu da başkalarına söylemek gerekiyor bunda. Koruma gerekiyor bunları. Ahit nedir? Ahitte ahdine vefa ki insan üzerine vacip olmayan bir meselede işte ben bunu yapacağım der, söz verir. Yani sözüne kişinin durumması Demek gerçek müminler bunlar emanetlerini gözetirler böyle. Başta Allah ile kulaslı emanetlerini namazını, orucunu, zekatını, her şeyini gözetirler. Bir de insan arasında olduğu emanetler işte böyle. Emanetler. Kişi güvendi. Buna bir sırrını söyledi. E, mahrem meselesini söyledi. Kişi buna söyledi. İcabında buna güvendi. Parasını buna verdi. Eşyasını buna verdi. Şunu bunu yaptı. Malını buna verdi. Neyse. Demek ki bunlara mutlaka riayet gerekiyor bunlara da. Vellezinehüm ala salavatihim yuhafizun. Ve Mevlam buyuruyor, bunların bir özelliği de, bu mümine özelliği biri nedir? Bunlar namazlarını da korurlar. Namazını korurlar. Yukarıda namazlarını huşu ile kılarlar. Geçmişti. Burada namazlarını korurlar. Bu da nedir? Namazın önce alt yapısını korumak. Yani abdestini almak, guslini yapmak, üstünü baş temizlemek, sonra namazın vaktini gözetmek, namazların vaktini geçirmemek, namazı önems önemsemek gerekiyor burada. Sonra namaz içindeki de namazın şartlarını da gözetme gerekiyor. Namazı erken ki bunlara. Kıyamı, kıraatı, rükû, secdesi, tıyatı. Bunlara da özen göstererek şöyle özene özene bunlara da yapmak. Mesela kıyamda dururken, ayakta dururken tabi kıraat var, okuma var. fatih Şerif var, bir zam var. Bunu okurken de ne gerekiyor? Kıraatın da özelliğine burada uymak gerekiyor burada. Kıraatın hakkını koruma gerekiyor burada. Nedir kıraat? Allah kelamı yani. Mevlamızın buyurduğu sözler bunlar. Kur'an Fatih-i Şerif her kelimesi, her harfi Allah Celle Kişi bunu okurken namazında patrik kötü olursa, acele olursa, o zaman kişi bunun hakkını korumuş olmuyor muhtemelenler. Mesela örnek olarak Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Ya olması gerekiyor. Mesela kul huvallahu ehad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ehad. Evet Emre var var ki Fadrik Fadrik bildir. Ya Allah Allah bunu beğenir mi? Beğenmezse muhtemelen. Böyle. Olur mu böyle şey? Ya? Mesela kişi bir çay içecek, Alıyor elin bardağını, hem bu iş mi bir yudum iş mi bardağını? Ne yapıyor işte yudum 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 işte, işte Hele mesela yazın dondurma gelirken, dondurma yenene bakıyorsun, nasıl böyle yavaş yavaş yiyorlar böyle. E, ee, çocuklar da bir çikolata verince, çocuk hem yutmuyor birdenbire bunu. Şey, işte şey, çocuk hele her zaman çikolata yemeyen bir çocuğun çikolata geçince, nasıl onu kıymatlıyor şey böyle, onu değer veriyor. böyle yavaş sinir sinir yiyor işte e işte. İşte Demek ki namazın da içindeki şartlarında, dış şartlarında korur kuru bu gerçek müminler. Öyle baştan sağma kıl vereyim olmaz müminler. Özenirler buna. Niye özenirler buna? Çünkü gerçek mümin bilir ki gün gelecek mahşerinde kendini bulacak muhtemelenler. Yani çok uzak mı acaba? Hayır değil muhtemelen. Mesela şu an ben dinleyicilerimde şöyle rica ediyorum mesela. Her yaşına göre bir geçmişine baksın. Bakalım bize. Her yaşına göre geçmişine baksın. Mesela şu anda bir kişi 25 yaşında. Genç olarak muhatap olsun karşımda. Bu genç de bir geçmişine baksın. Hatıra kadar bir geriye gitsin. Bir zamanlar daha ilk gitmeyen bir çürüktu Hatırlar kişi. Hatır burnu akardı, üstü başı küledi, altına kaşırdı icabında. düşe kalka o bir oynamaya çalışan çocuktu. Sonra iki başladı işte. Derken işte ortası, liseyi, üniversiteyi bitirdi kabul edelim şu anda. Peki ne zaman geçti bunlar? Ne zaman geçti bunlar? Hele biraz daha yaşlanan kişi ...askerlikleri, işte kızın çeyiz dönemleri, çalışmaları, evlenmeleri, nişanlamaları, şunlar bunlar derken ya hayat ne zaman geçti ki Hayat böyle çok seri geçiyor hayat geçiyor. Çünkü dünya dönüyor. Dünya dönüyor muhtemelen. Dünya bir an bir saniye durmuyor ki dünya dönüyor dönüyor dünya böyle. Işte. Gece gündüz oluyor böyle. Dünya günü etrafına dönüyor. mevsimler oluyor bunlar böyle. Güneş de dönüyor muhtemelen. Hatta galaksi de dönüyor kendi merkezinde. Her şey bir devranda. O halde hiçbir şey duruyor, durmuyor muhtemelen. Hiçbir şey durduruyor durmuyor. Kimse belli yaşta durmuyor böylece. Zaman da geçiyor. Hepsi bir kendinden geçiyor. E biraz daha mesela benim gibi yaşlı kişi düşünsün ki ne zaman bu yaşa geldik acaba bizler? Yani gerçekten bir hayal miydi o yaşadığımız günler, o çocukluğumuz, gençliğimiz acaba onlar bir hayal miydi? Yoksa onlar bir rüya mıydı? Onlar gerçek değil miydi? Yani neydi acaba onlar? Ne zaman geçti acaba bunlar? Bir de kabirdeki yatanlara soralım onlara. Aynı insanlar da. Ruh ölmez çünkü. Aynı bilinçli kişi var onlarda. Onlara soralım. Hı. Kabirin yatıyorlar. Bence. Şey. Ne zaman siz kabre girdiniz? Ne zaman dünyadan siz buraya geldiniz? Emin olun muhteremler. Onlara sorursak, ne der onlara bizlere? dünya hayatı bir rüyamış derler. Bir hayalmış derler. Böyle. Bir anlamına geçti gitti. Böyle. İşte dünya böyle geçip gider. Kabir hayatta geçip, geçip gider. insan kendi bir gün mahşerde bulacak bunu muhteremler. Bunun için özellikle bir de namazı inşallah güzel ve yavaş yavaş kılmaya kendimize alıştıralım muhteremler. Alışmışız demeyelim. Her şey iyisi yapma alışalım. Bülahike hümür varisun işte bunları yapanlar bunlar varislerdir. Verese bunlar varislerdir. Nedir varis? Bir şeye sahip olacak, kalacak, eline kalacak bunlar. Ellezine öyle bunlar varisler ki yeri sünnel firdevs işte bunlar firde cennetine bunlar varislerdir. Kimler? Bunlar. Yani adaylardır diyelim hatta varislerdir. Burada bizim Mevlam bunlar şirde cennetinin varisleri buyuruyor. varis. Nedir varis? Veraset. Yani başkasından kendi intikal etmesi meselesi. Şu bakımdan böyle burada varis buyuruluyor. Allah Teala o güce büyük Mevlamız, güzel Mevlamız yaptığı her insan için, her insan için Mevlam hem cennete bir makam hem cehennem bir yer hazırlanmış bak herkesin şey. Dünyaya gelen her insanın hem cennete bir yeri var, hem cehennemde yeri var. Bir insan bu dünyayı aldanmasa, ömrünü boşa geçirmese, e özellikle şu saydığımız iyi hallere kişi yaşamaya çalışsa, bu kişi ne olacak? Elhamdülillah cennete gidecek. Şurada gidecek gidecek bir de. Bu defa ne olacak? Cehenneme giden kişinin yerine o da buna verilecek bak, O da buna verecek Yine bir insan Allah yolunda yaşayınca tabii cehenneme gidince onun bir yeri vardı cehennemde. O yeri boş kaldı. O da ne olacak? O da onun cehennemi komşusuna ona verilecek. Ki azabı ilk katına çıkacak orada muhtemelen çıkacak böylece. Demek ki Allah Teala'mız adildir. Her yata insanın her insan için hem cenneti hazırlanmıştır hem de cehennemde hazırlanmıştır. İşte dünyaya gelen insan tabi büyüş ana kadar da kişi masumdur. Günahsız yazılmaz kendisine. Büyüş sonra kişi artık aklıyla, ile, iradesiyle kişi yönü belirleyecek. Evet dünyaya geldim ama kendi gelmedim. Gönderildim. Burada kalıcı mıyım? Hayır geçeceğim burada. Bu dünya bir köprü muhtemelen. Köprü Köprünün bir başı doğan ve bir ucunda kabir var Ama her dünya doğan insan doğduğu anda hemen kendini köprüde buluyor ve yürüyüşe devam ediliyor. Maraton devam ediyor. Böyle. Köprü bu dünya. Öbür ucunda ne var? kabir hayatı var böylece. İşte dünyaya gelen kişi şey düşünecek. Aklını yerinde kullanacak, aklını kullanacak. Kişi ne yapacak? Evet ben bu dünyaya geldim ama kendi isteğimle gelmedim. Bana sorulmadı. Hatta şu bedene biz yaratmadık. Öyle insan var ki kişi kendini beğenmez bazı kişiler. fiziksel olarak mesela. İşte gözüm rengi şöyle olsaydı, saçım böyle olsaydı, boyum böyle olsaydı, şu böyle olsaydı. Genel insanların çoğu kim yapsa beğenmez insanlar kardeş. Ama neye böyle oldun? Ne diyor? Elinde diyor muhtemelen böyle. Elinde diyor Öyle mesela hanımlı özellikle ne yapıyorlar bunlar? Daha güzel görünmek için çeşitli şeylere uğraşıyorlar böyle. Yani maddi sıkıntılara giriyorlar bunlar. Daha güzelleşmek için bunlar bence. Demek ki dünya gelmek elimize değil, bedeni yaratmak elimize değil, dünyaya geldik, gönderildik. Şöyle i̇şte bakacağız, kalıcı mıyız? Hayır. Hayır. Herkes gidiyor efendim. Herkes tıpış tıpış, tıpış gidiyor herkes gidiyor, gidiyor Biz de bu maratona katıldık. Biz de bu kervana katıldık. Biz de bu kovmaya katıldık. Mecbur katılmaya da gideceğiz. Nereye gidiyoruz? Kabire gidiyoruz muhtemelen. Kabire gidiyoruz baktan. Efendim işte bak benim bu kadar güzel evim var ama ya. Ömrümü harcadım şöyle bir güzel bir isim tipte bir ev yaptım zevkime göre. Sonra eşyarı aldım. Zevkime uygun eşyarı yaptım. Boyadım, pakladım bunu. Şöyle böyle yaptım. Nasıl bırakayım bunu? Nasıl gideyim mezara? Ama gideceğiz muhtemelenler. Bak, gideceğiz muhtemelenler. Gideceğiz bunları. Bu için demek ki kişi ne yapacak? Kişi aklını yerinde kullanacak. Aklını atan görevi ilerisini görmektir. Sonuç ne? Bellidir. Ne dünya gelmek elimizde? ne yaratım elimizde ne ölmemek elimizde gitmek elimizde Bunu yapan kişi ne olacak? Elhamdülillah cihanete gidecek. Cennette hem bana kendi yeri verilecek hem de komşusu olan kişiye. Allah korusun cehenneme gitmişse ve cehennemde ebedi kalıcıysa ama mesela bir mümin cehenneme gidebilir günahlar sebebiyle ama ona çıkacak. Onun yeri cehennemde boş kalır. Durulur. Bekletir böylece. Şey. Ama bunun cennet komşusu cehenneme gitmiş, inkarcı, kafir, iması gitmişse, ebedi kalacaksa onun yerine ne oluyor? Bir mümine verilir muhteremden. Hum fiha halidun ve onlar orada ebedi kalıcılardır. Yani insanların en büyük beklentisi bir ebediyet yani süreklilik meselesi muhterem. Yani sürekli meselesi kalıcı olmak. Nerede kalıcı olmak? Güzellik halinde, güzel bir halde, güzel bir ortamda. Ruhsal bir coşkuda, gönül tatmin olmuş, gönül huzur olmuş. İnsan her beklentisini bulmuş. İnsan böyle bir ortamda ne istedi kişi? Ah bu devam etse. Der, der. Devam etse der. İşte cennetin güzeli de bu muhterem. Yani dünyada en üst makamlara gelsek de, e, çevremiz, yetkimiz çok güçlü kuvveti de olsa, hayranlarımız da olsa, alkışlansak da muhteremler, ama insan kaderini yaşayacak muhteremler, kaderini yaşayacak böylece. Ne kadar köşkümüz, sayımız olsa, özel uçamı yatımız da olsa, hep bunlara bir hayal, bir rüya olacak bunlar kendimizi sonunda köprünün öbür ucu başında mezarla buyuralım muhteremler. Tabi mezarla kalıcı değil. Orası geçici. Orası muvakkattır. Oradan kalkıp bir hesap günü vardır. İnşallah Teala hesabımızı verirsek muhtemelen. İstanbul'da yaşarsak burada işte bilhassa günümüzde şu yaşam koşullarına aldı ama muhtemelen. Işte ne yapalım? bugünkü yaşam koşulları bunu gerektiriyor. Hay muhtemelenler. Hay muhtemelenler. Ne yapalım? Biraz inşallah israfı kısalım. Biraz kanaat edelim muhtemelenler. Yani daha çok kazanmak için daha çok çalışayım, daha çok kazanayım da işte benim de her şeyim olsun olmayı versin biraz. Ne olur Tamam eski kanepem var mı? İdar et onunla be. İdaret muhtemelen. Çünkü cennetin inşallah çok güzelleri vardı evimiz biraz eski olabilir, pek hoşuna gitmiyor olabilir. Ama yeter icabı muhtemelen. Tamam Allah verirse olsun. Yani zoramın olabilir. Ama kendimizi zorlamayalım buna. Yani zor eki. Böyle günümüzde biraz bu taksitlerle. Oraya taksit, oraya, oraya, taksit. Ay baş taksit zamanı geliyor ve bir şey gitmiyor buna tabii. dar geliyor sıkıntı bu sefer bunalım darlık evde bir huzursuzluk yuvalar yıkılıyor bunda kış hatta Buralama giriyor kişi ki Kişi kalkışıyor kişi böylece. Bunu işlemişse yaratalım muhtemelen e, cennet var elhamdülillah bakın muhtemelen. Cennet var elhamdülillah. İşte en güzel cennette Firdevs cenneti çünkü peygamberimiz de orada olacak Aleyhisselam Hazreti'nin muhtemelen. O cennette olanlar inşallah her zaman peygamberimiz orada sürekli sonsuz olarak ebediyen orada Peygamberi görmek orada muhtemelen mesela dünyada peygamberimizi bir defa görenler iman gözüyle ama inanarak görenler e, peygamberimizin bir sohbetine dinleyenler bunlar sahabe oluyor sahabe sahabe makama çıkıyor bunlar hiçbir evlerine ulaşamayacağı makama çıkıyor bunlar bu taraflar. sonra nedir peygamberimizi doyamamak mesela sahabelerde Hazreti Ebu Hazretleri böyle iman etti. Hiç aramadı peygamberimizin yanından. Mağara arkadaşı peygamberimiz. Hiç aramadı yanından. Tabi 20 sene kadar ancak kalay peygamberimizle beraber bulunabildi peygamberlik müddetinde. Hazreti Bekir ne yaptı peygamber vefatında? Peygamberimizin abandı, alnından öptü. Ya Allah ah sen doyamadım ki ben. Doyamadı gerçekten. İşleri yalnız sahabe doyamadılar peygamber o güzelliğe. İnşallah Teala Rabbim merhametiyle, lütfuyla, rahmetiyle nasip eder de o cennetine girersek orada inşallah Teala Peygamberimizle beraber de orada ebediyen hatırlarım. Allah'a emanet Lillahi Fatiha.